Kampüsten herkese merhabalar. Çözünürlük dengesi yapıyoruz ve denge konusunu böylece tekrarını yani tamamlamış oluyoruz. Eksiklerimiz nelermiş şöyle bir gölden geçirip bu konuyu da cebimize tamamen atıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir içerikle başlayalım neler varmış çözünürlük dengesinde. Öncelikle çözünme çökelme dengesi diyeceğiz. Yani bu tarz tepkimeler ne tarz tepkimelermiş acaba neler varmış içeriğinde. Bundan bahsedeceğiz. Çözünürlük dengesi ve çözünürlük ilişkisi. Yani çözünürlük dengede bir sabitimiz var KÇH sabitimiz. Bununla çözünürlük kavramı arasındaki ilişki, bunlar arasındaki işlemleri nasıl oluşturacağız. Bundan bahsediyor olacağız. Çözünürlüğe etki eden faktörlerde öncelikle sıcaklıktan bahsediyor olacağız ki aslında sözel olarak daha önceden de defalarca TYT kısmında dahi bahsettiğimiz bir mevzuydu bu ve ortak iyon etkisinin çözünürlüğü olan etkisini yani bir çözeltide ortak bir iyon içeriyorsa bu çözünürlüğü nasıl etkiler bununla ilgili hem sözel hem de sayısal işlemler yapacağız yorumlar yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dalacak olursak neymiş bu çözünme çökelme dengesi? Ne tarz sistemlerde böyle bir durumu görebiliyoruz? Arkadaşlar denge dediğimiz zaman dedik ki bir tepkime gerçekleşecek. Ne girenler tam anlamıyla bitecek ne de ürünler tam anlamıyla bitecek. İkisinden de ortamda olmaya devam edecek ve tepkime durmayacak ama madde miktarında bir değişim olmayacak. Yani bir tepkime ileri yönde devam ederken geri yönde de aynı tepkime devam ediyor olacak. Dolayısıyla biz bunu bir çözünme tepkimesine değerlendirdiğimiz zaman şimdi elimizde bir tane çözelti var çözelti x y tuzunu içeriyor ve dipte de buna ait bir katı var. XY katısı var. Yani bu tuzun hem suyun içerisinde çözülmüş hali var hem de katı hali dipte böylece bizi bekliyor oluyor. Şimdi buradaki dipte katının olması ne demek oluyor? Demek ki çözelti şuradaki sıvı çözebileceği maksimum miktarı çözmüş. Daha fazla XY tuzu çözemiyor. Dolayısıyla da doymuş hale geldiğini anlıyoruz. Yani ne diyeceğiz? Doygun durumdaki bir çözeltimiz olacak ve dipte bunun katısı olacak. İşte bu ortamda ne gerçekleşecek? Sürekli ama sürekli buradaki katımız çözebilecek devam edecek. Ama aynı zamanda da çözülmüş olarak bekleyen X ve Y tuzları, X ve Y iyonları daha doğrusu geri yöndeki tepkimeyle çökelmeye devam edecek ve dolayısıyla da çözülmüş madde miktarı ve buradaki dipteki katı miktarı hiçbir zaman değişmeyecek. Biz tabii ki sıcaklıkta ya da başka bir etkende değişikliğe yol açmadığımız sürece bu değişmeyecek. Sürekli çözünme ve çökelme tam olarak aynı hızda gerçekleşecek. Ne zaman biz tam denge anından bahsediyorsak arkadaşlar. Şimdi Burada çözünürlük kavramını tanımamız ve hatırlamamız daha doğrusu çok önemli olacak. Tabii ki çözünürlük dediğimiz zaman burada hani kütleci yüzde, hacimce yüzde ve oradaki doygunluktan bahsetmekten ziyade burada karşımıza çıkacak çözünürlük kavramı moler derişimle alakalı olacak. Şimdi çözünürlük belli miktar sıvının belli miktar çözücünü çözebileceği maksimum madde miktarıydı. Tabii ki sıcaklığa da bağlı olmak üzere. İşte bu madde miktarını daha doğrusu o maddenin derişimini Molarite ifade ediyorsa biz ona molar çözünürlük adını vereceğiz. Yani oluşabilecek en büyük molarite maksimum molarite veyahut doymuş çözeltinin o sıcakta sahip olabileceği molar derişim değeri bize e, çözünürlüğü verecektir. Şimdi geçelim bu tuzun türüne göre de. Buradaki çözünürlük değerleri daha doğrusu çözünürlükten ziyade KÇÇ çözünürlük çarpımı değerleri değişkenlik gösterecek. Şimdi atıyorum bizim elimizde gümüş klorür gibi çok basit birer tane iyondan oluşan bir tuz yapısı varsa. Buradaki olayımız ne olacak? Şimdi birer tane tuz yapısı varsa biz KC'yi hatırlayalım hemen KC'de diyorduk ki yani ta e, denge konusunda Ürünlerin derişimleri, böyle girenlerin derişimleri bize KC değerini verecekti. Aslında çözünme tepkimelerinde bizim yaptığımız bu KC sadece ismi özelleşmiş oluyor. Bu tepkimeye ait KC değeri denge sabitini eşit. Neden? Çünkü ürünlerde iyonlar var. Dolayısıyla bunların derişimleri var. Ben bunları çarpan olarak yazıyorum. Yani paya bunları çarpan olarak yazıyorum. Normalde ne yapıyorduk KC hesaplarken paydaya da girenlerdeki derişimleri yazıyorduk ama. Eğer bir, bir tuzun çözülmesinden bahsediyorsak girenlerde zaten katı fazla bir madde vardır. Ve katı fazlaki maddeleri biz tabii ki denge denklemine yazmıyorduk. Dolayısıyla payda herhangi bir şey yazmama gerek yok. Yani benim iyonların derişimlerin çarpımı bana çözünürlük çarpımını verecektir zaten. Aslında ismi de buradan geliyor. Şimdi biz çözünürlüğü az önce de gösterdik. S sembolüyle gösterecek olursak yani doymuş bir çözeltinin sahip olabileceği molarite değerini. Şimdi bunun da S bunun da S olması gerekiyor. 1'e 1 bir olduğu için katsayılar bundan S kadar çözünürse bundan S kadar derişimde oluşur. Bundan da S derişiminde oluşur. Dolayısıyla Kçç dediğimiz değer, bu ikisinin çarpımına yani S kareye eşit şeklinde düşünebiliriz. Eğer tuzumuzun türü böyleyse 1'e 1 bir çözünme gerçekleşiyorsa çözünürlük neyse onun karesi bize Kçç değerini verir demiştik. Şimdi geçtik CuCl2 gibi bir tuz varsa elimizde. Yani 1'e 2. Dolayısıyla ben bundan şöyle başka bir kalemle yazalım. S kadar çözdüğümü varsayalım. Yani bunun çözünürlük değeri S olsun. Bu durumda ne oluşacaktır? Bundan S molaritede e, iyon oluşurken buradan e, kat sayısı 2 olduğuna göre 2S iyon oluşacaktır. Molaritesi bu olacaktır. O zaman ben bunu KCH'de yerine yazacağım zaman ne diyeceğim? Bunu yerine S yazarsam bunu yerine 2S yazmam lazım. E kat 2 olduğu için bunu bir de karesini almam gerekiyordu. Her zaman için bunu unutmadan yerine yazmam gerekiyordu. Dolayısıyla S çarpı 2s'nin karesi yazdığım için 4s küp gibi bir değere sahip olacağım. Yani bana verdiği tuzun türü böyle 1'e 2'lik bir tuzsa toplamda 3 iyon veriyorsa burada o zaman ne olacak? Çözünürlük değeri neyse onun yani s bunun çözünürlük değeri ise 4s küpte bana kaç değerini verecek. Devam edelim. FCl3 gibi bir tuz varsa yani 1'e 3 tabii 3'e 1 de olabilir. Bu fark etmeyecek bizim için. Benzer şekilde diyeceğiz ki bunun çözünürlük değeri s ise bundan s molar iyon oluşacaktır. Dolayısıyla buradan ne oluşacaktır? Tabii ki katsayımızı unutmadan yerine yazalım. 3 olması gerekiyor buradaki klorun 3 e oraya geleceği için. Dolayısıyla 3s molar iyon oluşacaktır. Kc yazacağımız zaman, yani çözünürlüklerini çarpımını yazacağımız zaman bundan ötürü s gelecek. Buradan ötürü 3s iyon oluştuğunu biliyoruz ve e, katsayidan ötürü de küpünü almamız gerekiyor. Ne olacak? Çarpımları 27s üzeri 4 gibi bir e, KCC değerini bize verecek arkadaşlar. Yani böyle bir tuz gördüğümüz zaman hemen diyeceğiz ki bunun KCC değeri e, S değeri neyse yani çözünürlük değeri neyse onun 27 S üzeri 4'ü şeklinde belirtilir. Şimdi bizim tuzumuz tabii ki şunu da hemen ikisini unutmadan yazalım. F2S3 şeklinde bir tuz varsa bizim elimizde. Bu defa ne olacak? 2 tane F'ye karşılık 3 tane S iyon olarak gelecek. Aynı şekilde diyeceğiz ki eğer bunun çözünürlük değeri S ise bize böyle bir çözünürlük değeri verdiyse. Şimdi bundan 2S molar iyon oluşurken bundan 3S molar oluşacaktır. Buna göre 2S'nin karesi çarpı 3S'nin küpünden 108 S üzeri 5 gibi bir Kc değerine sahip olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki illaki bu S'lerle falan kafamızı karıştırmamıza gerek yok. Sorunun içerisindeki çözünürlük değerini çat diye burada yerine yazarak da Kc'ye hesaplar gibi işlemler yapabileceğiz. Gelelim peki çözünürlüğe sıcaklık nasıl etki eder? Hani çözünürlüğü demiştik ki çözünebilecek maksimum madde miktardır belli sıcaklıkta. Eğer bizim çözeltimiz, daha doğrusu çözünme olayımız endotermik bir olaysa yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşiyorsa şimdi sıcaklık arttıkça bunun dışarıdan ısı alma şansı da artacağı için ne yapacaktır? Çözünürlük değeri artacaktır. Yani daha rahat rahat çözünecek şeklinde düşünebiliriz. Yani endotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük değerinin de arttığını göreceğiz. Bu ne demek oluyor? Endotermik tepkimelerde sıcaklıkla birlikte KÇÇ'nin de yani çözünürlük çarpımı değerinin de artması anlamına geliyor tabii ki. Ancak ekzotermik bir tepkimede yani bu ne demek oluyor dışarıya ısı vererek gerçekleşiyorsa şimdi sıcaklık arttıkça dışarıya ısı vermek zorlaşacak ortam zaten enerji konusunda zengin. Dolayısıyla dışarıya enerjiyi veremeyeceği için ne yapacak? Sıcaklık arttıkça tepkimenin çözünürlüğü azalacak. Ee, daha az çözünme şansına sahip olacak. Bu ne demek? Ülüğü aynı zamanda çözünürlüğün düşmesi demek. Tabii ki çözünürlük çarpımı değerinde yani kağıtça içerisinde düşmesi gerektiği anlamına geliyor. O zaman ne diyelim? Bizim elimizde doygun bir çözelti var. Bir sıcaklığı artırdığımız zaman eğer tepkimenin çözünmesi endotermik ise KÇC değeri de artacağı için o dikteki katı çözünecek. Belki de doymamış hale gelecek bizim çözeltimiz. Ancak egzotermik bir tepkime de benzer şekilde katısıyla dengedeki bir çözeltimizin olduğunu düşünelim. Sıcaklığı artırırsak daha fazla madde çökmeye başlayacaktır. KÇÇ değeri düştüğü için katı kütlesinin arttığını göreceğiz. Veya doymamış bir çözeltiyi doymuş hale getirebiliriz. Biz egzotermik bir tepkimenin sıcaklığını artırarak veyahut endotermik tepkimenin sıcaklığını düşürerek tabii ki. Bir diğer etkimiz ise çözünürlüğe etki olan e, kısım ortak iyon etkisi diyeceğiz. Ortak iyonun varlığı arkadaşlar her zaman için çözünürlüğün azalmasına sebep olacak. E, nasıl azaldığını da zaten işlemlerde tekrar görüyor olacağız birazdan yapacağız. Daha önceden de videoyu bu konuda eksiğiniz varsa da lütfen kol anlatım videosunu tekrar izleyip sonra tekrar buraya gelin ve burada buluşalım. Şimdi dalalım sorularımıza. Sorular üzerinden şöyle konuyu tekrar bir hatırlamış olalım. Lütfen izlerken de özellikle tabii sonradan izleyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Durdurun videoyu. Soruyu kendiniz bir çözmeye çalışın. Sonradan benim çözümümü izleyin. Bakalım aynı çözebilecek miyiz veya burada kendinizi bir test edin. Ben eksik miymişim? Yoksa eksik noktam var mıymış? Yoksa her şey Zaten biliyor muymuşum bunu bir gözlemlemiş olur. Şimdi şekildeki 1 ve 2 numaralı kaplarda aynı sıcaklıkta doymuş x y çözeltileri vardır. Bakın ikisinde de doymuş x y çözeltisi varmış. Fark ne peki bakıyorum hop şurada görüyorum ki çözünmeden kalan bir katı var. Ama burada katı yok. Burada zaten çözebileceği maksimum miktarı çözmüş. Dipte katısı falan kalmamış. Ama burada bir de sonradan eğer ben mesela su eklersem ortama çözebileceği katının olduğunu görüyorum. İki numaralı kabın dibinde X'ye katısının bulunduğunu bize söylüyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi derişimler eşit. Doymuş çözelti diyor. Bu ne demek oluyor? Aynı sıcaklıktaysa bunlar eğer çözebilecekleri maksimum derişime ulaşmış demek oluyorlar. Dolayısıyla ikisi de aynı sıcaklıkta aynı sıvı aynı katıyı çözüyor. Dolayısıyla ikisi de maksimum miktarı çözdüğüne göre eşit derişime ulaşmışlardır. Çünkü çözünürlük değeri buradaki doymuşluğun oluşturacağı çözünürlük değerine eşit oluyor. Daha doğrusu derişim değerine eşit oluyor. Çözünme tepkimeleri bitmiştir diyor. Bakın eğer bundan bahsediyorsa evet burada çözünürlük tepkimesi, çözünme tepkimesi bitmiş. Çünkü dipte çözünecek başka madde yok. E, çökelme de olmuyor katı madde oluşmadığına göre doymuş halde. Dolayısıyla burada çözünme tepkimesi tamamlanmış. Ama burada denge durumundan bahsediyorsak x, y tuzu suda çözünmeye devam ediyor. x artı ve y eksi yonları tabii belki artı 2, belki eksi 2 eşittir orayı bilmiyoruz. Önemli değil bizim için. Ee, çözünmeye devam ediyor ve aynı zamanda geri yöndeki tepkime de devam ediyor. Yani eğer böyle bir denge durumu oluşmuşsa e, katısıyla dengedeki bir çözelti varsa çözünme olayı da çökelme olayı da sürekli ve sürekli, sen müdahale etmediğin zaman da sonsuza kadar belki de devam edecektir bu tepkime. Dolayısıyla bu ifadeyi doğru kabul edemeyiz. Az miktarda su eklenirse iki kapta doymamış hale geçer şimdi. Az miktarda su koydum, birkaç gram daha su koydum. Şimdi ben buna koyduğum zaman artık koyduğum yeni suyun da çözebileceği tuz miktarı var ama elimde o tuz yok. Dolayısıyla burada doymamış hale gelecektir. Yeniden tuz eklemem gerekiyor ki eklediğim su da bir miktar tuzu çözsün. Ama buraya geldiğim zaman ben az miktarda suyu eklediğim zaman burada bekleyen katıyı zaten o çözecektir. Çözdüğü için de yine doymuş hale gelecektir. Dolayısıyla bu derişimini gene değiştirmeyecek. Doymuş olduğu için sabit derişimde kalacak ama burada derişim düşecek. Dolayısıyla doymamış hale gelecek. Dolayısıyla... İki kapta doymamış hale geçer dediği için ifademiz yanlış. Sadece bir doymamış hale geçer ama iki doymuş durumunu kabul devam ettirecektir. Dipteki katıdan ötürü. Dolayısıyla sadece birinci ifademiz doğru. Cevabımız da tak diye A seçeneğinde bizi bekliyor. Geçelim bir diğer sorumuza artık birazcık daha hesaplamalar yapalım. T santigrat derece sıcaklıkta doygun CuCl2 çözeltisinde klor iyon derişimin 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre olarak tespit ediliyormuş. Buna göre yine T santigrat derece sıcaklıkta bakır 2 klorür tuzu için çözünürlük çarpımı yani KÇÇ değeri kaçtır diye bize soruyor. Hemen işlemlerimizi yapalım o zaman. Bizim arkadaşlar her soruda tuzun çözünme tepkimesini yazmanız, denklemini yazmanız, mevzuyu görmeniz için işinizi kolaylaştırabilir. Üşenmeyin yazın o yüzden benim tavsiyem budur. Cüceli 2 yazdık ve çözünme tepkimesini oluşturduk. Şimdi suyun içerisinde hangi iyonlar oluşacak? Bir bakır iyonları oluşacak. Artı iki tane de klor iyonunun oluşmasını bekliyoruz tabii ki burada. Şimdi bana ne diyor? Doygun hale geldiği zaman yani çözünürlük miktarına ulaşmış. Maksimum çözebileceği miktarı çözmüş demek oluyor. Bunun iyon derişimi ne oluyormuş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi kat bana ne diyor? Bundan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar oluşuyorsa e, ortamda başka madde yoksa saf su içerisinde çözdüğüme göre bundan 10 üzeri eksi 3 molar oluşacaktır ve doygun durumda yani dengedeki anından bahsediyormuşuz. Dolayısıyla KÇÇ değeri ne olacaktı? Hani şöyle de hesaplayabiliriz. Buradaki S değerimiz demek ki 10 üzeri eksi 3'müş. 1'e 2 olduğuna göre bizim KÇÇ değerimiz ne oluyordu? 4 s küp oluyordu. Dolayısıyla buradan S yerine 10 üzeri eksi 3 yazmamız yeterli olacak. Çünkü katsayısı 1 olan 10 üzeri eksi 3 demek ki bunun çözünürlük değeri 10 üzeri eksi 3'müş. Yani 4 çarpı parantez içerisinde 10 üzeri eksi 3'ün küpü yazdığımız zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 değerine ulaşırız. Veyahut hocam ben bunları ezberlemek istemiyorum. Yok 4 s küpmüş yok 27 s üzeri 4'müş. Bunlarla kafamı karıştırmak istemiyorum diyorsan da hemen denklemi yazdım. Derişimleri biliyorsun. De ki KÇÇ değerim eşittir. Benim buradaki bakır iyon derişimim neyse o çarpı bir de klor iyon derişimi var ve bunun karesine eşit olması gerekiyor. Benim denge tekbirlerinde yazdığımız olay. Şimdi bakırın iyon derişimi neymiş? 10 üzeri eksi 3 olarak bulmuştuk zaten. Çarpı klorun iyon derişimini 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulmuştuk. Ve bunun karesini almam gerektiğini de öğrenmiştik. Dolayısıyla e, bu işlemi yaptığım zaman ne bulacağım? Gene 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olduğunu bulacağım ve iki türlü de E seçeneğine ulaşacağım. Hangisini aklın keserse hangisini canın daha çok sevdiyse o yöntemle ilerleyebilirsin. Geçelim T santigrat derece sıcaklıkta 1 gram kalsiyum karbonat katısı 2 litre suya atılarak katısı ile dengede çözelti hazırlanmaktadır. Bakın katısı ile dengede Doymuş çözelti. Bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor zaten. E, dibinde katı varsa mecburen doymuş halde olacaktır bu zaten. T santigrat derecede kar, kalsiyum karbonat tuzunun çözünürlük sabiti KÇÇ 10 üzeri eksi 6 ise. Tabii şurası hemen şöyle tamamlayalım. KÇÇ değeri 10 üzeri eksi 6 ise çözünmeden kalan katının kütlesini istiyor bizden arkadaşlar. Buraya dikkat. Çözünen katıyı bulacağız. E, toplamdan çıkaracağız. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Şu kalsiyum karbonatın bir mol kütlesini hesaplayalım ki oradan elimizde aslında kaç mol varmış onu bir bulalım. Ee, buradan hemen hesaplayacağız. 40 artı 16 çarpı 3 artı e, bir de karbon var. Tabii ki karbonun 12 olduğunu verelim burada hemen ve bunu 100 olarak bulacağız. Yani bu ne demek oluyor? 1 molü 100 grammış. O zaman 1 gramı kaç moldür? Şimdi yüzde biri olduğuna göre demek ki elimizde 0.01 mol kalsiyum karbonatın olduğunu anlıyoruz. Şimdi bize diyor ki 2 litre suyun içerisinde dengedeki bir çözelti oluşturuyoruz. Şimdi tepkimeyi yazacak olursam şuraya yazayım hemen. Kalsiyum karbonatı ben suyun içerisinde çözdüğüm zaman bir tane kalsiyum artı 2 oluş, oluşurken bir tane de karbonat iyonun oluştuğunu göreceğiz. Yani gene katsayılar birebir. Bu bizi nereye götürüyordu? S kareye götürüyordu. Hemen hatırlayalım. Şimdi KÇÇ değeri ne vermiş bana? 10 üzeri eksi 6 olarak vermiş. Bu s kareye eşit olduğuna göre s değerimiz ne olacak? 10 üzeri eksi 3 olacak. Veya işte kalsiyum ve karbonat iyonları derişimlerinin çarpımı buymuş. Bu ikisinin derişimi birbirine eşit olduğuna göre 10 üzeri eksi 3 olması gerekiyormuş gibi yorumlayabiliriz. Dolayısıyla tam 10 üzeri eksi 3 olacak. Çözünürlüğün tanımı buydu zaten. Ben şu neyi biliyorum? Mol sayısı bilgisine sahibim. En başta kaç mol olduğunu biliyorum. Çözünen maddenin mol sayısını buradan hesaplayabilirim. Molarite ile ilgili bilgim neydi? Mol sayısının hacmi oranıydı. Tabii ki litre cinsinden hacmi oranıydı. Molarite değerini şurada hesapladık zaten. 10 üzeri eksi 3 eşittir dedik. Mol sayısı benim çözünen maddenin mol sayısını bulmaya çalışıyorum işlemde bulmak istediğim şey bu zaten e, hacimle peki hacmi de burada bana 2 litre olarak vermiş. Dolayısıyla mol sayısı ne oldu 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani ne bulmuş olduk aslında şunu 10 üzeri eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. 10 üzeri eksi 2 molü ben su suya atmışım bunu sadece 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molü suyun içerisinde çözülmüş istersek bunun kütlesini bulup bunun kütlesini zaten vermiş. Oradan çıkarıp bulabiliriz. İstersek de mol sayısını bulup oradan kütlesini ilerleyebiliriz. Hangisini istersek. Mesela diyelim ki mol sayısını bulmak istiyoruz. Ee, N, caco 3 katısı diyelim. Yani çözünmeden kalan katının mol sayısını bulmak istiyorsak biz e, en başta attığımın mol sayısı şöyle 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazayım. İşim biraz daha rahatlasın mesela. 10 üzeri eksi 2 bulduğuma göre ne kadarı çözündü? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü suyun içerisinde çözündü ve gitti. Dolayısıyla 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çözünmeden kaldı. Penden bunun kütlesini bulmamı istiyor. Şimdi demiştik ki bunun 1 molü 100 gramdır. 1 molü 100 gramsa 8 çarpı 10 üzeri 3'ü kaç gramdır? Tabii ki 0.8 gramdır der. E seçeneğini işaretleyebiliriz arkadaşlar. Veya ne yapardık? Buradan şunun kütlesini bulurduk. Hemen derdik ki 1 molü 100 gramsa 2 çarpı 10 üzeri 3'ü 0.2 gramdır toplamda 1 gram attığıma göre ve bunun 0.2 gramı çözündüğüne göre geri kalan 0.8 gramı çözünmeden dibe katı olarak çökmüştür diyecektik ve gene aynı seçeneği işaretliyor olacak. Geçtik bir diğer sorumuzda ne var karşımızda? Hemen bakıyoruz. Bir XY2 tuzunun T1 santigrat derece sıcaklıkta çözünürlüğünü vermiş. Yani çözünürlüğü verdiği anda bizim aslında az önce yaptığımız S sayısı buna eşit olacak. T2 santigrat derecede de kaç C değeri 32 çarpı 10 üzeri eksi 6 imiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi iki sıcaklığı ayrı ayrı bir değerlendirmeye alalım bakalım. T1 santigrat derece sıcaklıktan bahsediyorsak. Şimdi burada bana hangi değeri vermiş? S değerini, çözünürlük değerini vermiş. Kaçmış bu? 10 üzeri eksi 2 imiş. Şimdi x 2 tuzuysa hemen bu tuzla ilgili yorum yapmak için çözünürlükten dengesini yazıyorum. Diyoruz ki x artı 2'ye karşılık 2 tane y eksi y'unu verecektir. Dolayısıyla bu s ise bu 2 s'dir. Buradaki k, -Ç -Ç değerimiz 4 s küpe eşit olmak zorundadır. Az önce yaptığımız gibi. Dolayısıyla s sayısı 10 üzeri eksi 2 ise bu sıcaklıktaki k, ç, değerim ne olacak? Hemen şuradaki 4 s küpte s yerine 10 üzeri eksi 2 yazacağım. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin küpü bu da ne eşit olacak? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşit olacak. T2 santigrat dereceden bahsedecek olursak bu defa bize KÇÇ değerini vermiş. Demiş ki bu 32 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. Buna göre KÇÇ değerine eşit olmalıydı. 4 C küpe. Yani buradaki çözünürlük değerini buluyoruz şimdi de. KÇÇ'den yola çıkarak çözünürlük değerini, S değerini bulmak istiyoruz. Şimdi yerine yazdığımız zaman ne gelecek? Şu 4 ile 32'yi sadeleştirelim. Burada 8 kalsın. E, s küp 8 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşitse 8 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın küp kökü nedir? 8'in küpü 2. 10 üzeri eksi 6'nın küp kökü e, kaç geliyor? S, şey, 10 üzeri eksi 2 oluyor özür diliyorum. Bunu da yerine yazdığımız zaman yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 de buradaki çözünürlük değerini verecekmiş. Hepsini bulmuş olduk. Şimdi T1 santigrat derecedeki KÇÇ değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 demiş. Oysa ki biz 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulduk. Bu ifade yanlışmış. T2 santigrat derecede çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir demiş. Onu aynen öyle bulduk. Bu ifademiz doğrudur. Geldik dananın kuyruğunun koptuğu noktaya. T1 büyüktür. T2 ise tepkime egzotermiktir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen buradaki KÇÇ değerlerini veyahut çözünürlük değerlerini karşılaştırıyorum. Fark etmez. Şimdi çözünürlük T2 sıcaklıkta T1 sıcaklığa göre daha büyük. Veyahut KÇÇ değeri buradaki değere göre T1 T2'deki T1'e göre daha büyük bulduk. Demek ki neymiş? T2 santigrat derecede daha iyi çözünüyormuş. E şimdi T1 büyüktür T2 ise. Yani yüksek sıcaklıkta daha az, düşük sıcaklıkta daha iyi çözünüyorsa bu tepkibenin egzotermik olduğunu bize gösteriyordu. Ne demiştik? E çünkü çözünürlük eğer egzotermikse dışarıya ısı verecektir. E yüksek sıcaklıkta... Dışarıya ısı verme ihtimali azaldığı için çözünürlük değeri düşecektir. O yüzden KÇH değeri de yüksek sıcaklıkta daha düşük gelecektir. Bu tepkimin egzotermik olduğunu gösterir. Eğer tam tersi e, burada e, T1 büyük T2 değil de T2 büyük T1 olsaydı diyecektik ki yüksek sıcaklıkta daha büyük bir KÇH elde ettiğimiz için tepkime endotermik yani ısı alarak gerçekleşen bir tepkimedir diyecektik. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü öncüllerimiz doğru oldu. Cevabımız da D seçeneğinde yer alıştırılacak. Zıpladık bir diğer sorumuza. AB2 tuzunun farklı sıcaklıklardaki kaççeçe değerlerini bize tabloda vermiş. Buna göre 30 santigrat derecede hazırlanan 200 ml doygun AB2 çözeltisi 50 santigrat dereceye getirilirse kaç mol tuz çöker? Şimdi yapacağımız ne o zaman? Bu sıcaklıkta kaç mol tuz çözmüşüz? Bu sıcaklıkta kaç mol tuz çözebileceğiz? Aradaki farkı çıkacağız. Çünkü bu sıcaklıkta elimizde doygun bir çözelti var. Yani çözünürlük değerine ulaşmış. Maksimum çözünebilecek bir miktarı çözmüş bir çözelti var. Şimdi hemen AB2 tuzuyla ilgili yorum yapmak için önce bir çözünürlük dengesini yazalım. Aslında soru çözdükçe tabii ki bunu çat diye kafadan da yapabiliyor olacağız. A artı 2'ye karşılık 2 tane B iyonunun iyonlaşması ortaya çıkması gerekiyor. Bu ne demek? 1'e 2 ise hemen hatırlayalım. KÇÇ değeri ne oluyordu? 4 ise küp şeklinde hesaba katılıyordu. Şimdi 30 santigrat dereceden bahsediyor olacak isek. Buradaki KÇÇ değerimiz <laughs> 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak verilmiş. Buna göre S değeri ne olacaktır? Çözünürlük değeri çözülebilecek maksimum madde miktarı değeri. Hemen 4 küpü burada yerine yazdığımız zaman S değeri tabii ki 10 üzeri eksi 3 olarak gelecek. Yani e, şurada 10 üzeri eksi 3 yazacağız ki biz 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 değerine ulaşalım KÇÇ'de. Dolayısıyla buradaki aslında doygun çözeltinin molaritesi budur. Ve şunu biliyoruz ki molerite gene az önce yaptığımız gibi n bölü v'ye eşittir. E molerite değerini biliyoruz. Bu s değerine eşit olmak zorunda. Doygun bir çözelti olduğu için. Yani 10 üzeri eksi 3 eşittir. Mol sayısı bizim bulmaya çalıştığımız şey. Hacim yerine ne yazacağız peki? Bize 200 mililitre demiş. E Hacim her zaman litre cinsinden alacağımız için buraya 0.2 yazacağız. Demek ki 30 santigrat derecede çözülmüş. Mol sayısı, maddenin mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Şimdi geliyoruz. 50 santigrat derece gibi bir sıcaklıktan bahsetmeye. Buradaki KÇÇ değerini vermiş. İşimiz rahat olsun diye 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak alalım biz bunu. Ve buradaki S değerini bulalım. Tabii ki S değerini gene 4S küpü kullanarak yazacağız. Şimdi 32 bölü 4 şunu birbirine eşitlediğimiz zaman 8 yapacak bunun küpünü aldığımız zaman yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 12'nin küp kökünü aldığımız zaman ne gelecek peki? Tabii ki 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 gibi bir değere ulaşacağız. Yani bu defa molarite değerimiz buna eşit olacak. Şimdi molarite değeri 10 üzeri şey 2 çarpı pardon 10 üzeri eksi 4'müş. Bu neye eşit olmalı? N bölü gene 0.2 çünkü Suyun hacmi sabit dolayısıyla çözeltinin hacmi de aksi belirtilmediği sürece değişmediğini varsayacağız. Dolayısıyla en sayısı burada ne eşit oldu? 4 çarpı 10 üzeri e eksi 5'e eşit oldu. Şimdi bu 50 santigrat derecede bu çözeltinin bu suyun çözebileceği maksimum mol sayısı bu da 30 santigrat derecede çözülebilecek maksimum oy sayısı. Başlangıçta bu kadarı çözmüşüm. Sonradan bu kadar çözebilir haldeyim. Dolayısıyla aradaki fark kadar çökme olmasını bekliyoruz. Gelin şunu şöyle yazalım. 20 çarpı 10 üzeri eksi 5 olsun şunun değeri. Eksi diyeceğiz. Bu kadarı çözdüğünde kaldığına göre geri kalan kısmı çökecek. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'i ben bundan çıkaracağım. Geriye ne kaldı? 16 çarpı 10 üzeri eksi 5 kaldı. Bu kadar mol sayısında tuz dibe çökecekmiş. E bunu ben şöyle de yazabilirim tabii ki. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 4 deyip E seçeneğini hemen işaretleyebilirim arkadaşlar. E oldukça basit bir şekilde bu sorumuzu da tamamladık. Bir yer diğer sorumuzda ne var karşımızda? T santigrat derece sıcaklıkta AgCl tuzunun saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5'miş. Bak burada bize saf sudaki çözünürlüğünü verdiği anda aslında git bunun KÇÇD'ni sen hesapla demek istiyor. Çünkü belli ki onunla ilgili işlemler yaptıracak. Buna göre T santigrat derece sıcaklıkta AgCl tuzu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Zaten ilk öncülde KÇÇ değeri kaçtır diye sormuş ki onu bulacağız ki diğer öncüleri de hesapla katalım. Şimdi hemen yapacağımız nedir o zaman? A, G, C, bir çözünme denklemini yazalım. AG artı iyonlarına karşılık C ile eksi iyonların oluştuğunu biliyoruz. E buna göre K, Ç, Ç değerine eşit olacak. Tabii ki S kareye eşit olacak. Bize burada çözünürlük değerini verdiğine göre. Yani çözünürlük değeri buradaki S değerine eşit olacaktı. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 5'in Karesini almamız yeterli olacak. Dolayısıyla KÇÇ değerimiz 10 üzeri eksi 10'muş arkadaşlar. Yani şunların her biri 10 üzeri eksi 5 moler olduğuna göre çözünürlük çarpımında kat sayıları 1 olduğu için bunları çarparak yerine yazmamız yeterli oldu. Dolayısıyla çözünürlük değerimiz 10 üzeri eksi olmuş. İlk ifademiz doğru. İkinci ifadeye bakıyoruz. 0.1 moler NACL çözeltisindeki. Arkadaşlar şimdi burada ortaki yön etkisi devreye girdi. Ortaki yön etkisini nasıl kullanacağız peki? A, G, C ile çözeltisi var bizim elimizde. Gene aynı şekilde çözünme denklemini yazdım. B Bize ne diyor peki? Diyor ki bundan çözünürlük değerini sorduğuna göre S kadar bundan da S kadar çözünecek suyun içerisinde. Ancak suyun içerisinde yani bunu çözdüğümüz ortamda zaten 0.1 molar klor iyonu kendiliğinden bulunuyor. Buradaki ortak iyonumuz klor gördüğümüz gibi. Çünkü sodyum zaten işin içerisinde yok. Dolayısıyla Klorun moler derişimi sıfır. S artı 0.1 oldu. 0.1 zaten ortamda var olduğu için sodyum klorür suda çok iyi çözülen bir tuz olduğu için. Dolayısıyla ben buradaki KÇC değerini hesaplarken bu defa ne diyeceğim? S ile artık S artı 0.1'i çarpmam gerekiyor ki KÇC değerini bulabileyim. Çözünürlük çarpımı. Bu ikisinin çarpımına eşitti çünkü. Şimdi bu neye eşitmiş peki? Yukarıda bunu hesaplattı zaten bana. 10 üzeri eksi 10 değerine eşitti. Buna dikkat arkadaşlar. Şu 0.1 S yanında S karşısında çok çok küçük bir değer olacak. Dolayısıyla her zaman için şu parantez içerisindeki S değerini ben ihmal edebiliyor olacağım. Yani buradan S değerine gelecek o zaman. S çarpı 0.1 10 üzeri eksi 10'a eşitse bu 0.1'i karşıya bölü olarak atarım ve 10 üzeri eksi 9 sayısına ulaşırım. Dolayısıyla ikinci ifadem de doğruymuş. Gelelim üçüncü ifademiz ile ilgili yorum yapmaya. Şimdi şu ikiydi zaten yanlış yazmayalım. Üçüncü ifademizde de bize 0.01 molar gümüş nitrattaki de çözünürlüğünden bahsediyor. Gene aynı şeyleri yapacağız. AGCl'yi alacağız. Suyun içerisinde çözeceğiz. AG artı iyonları ve Cl iyonları oluşacak. Bu defa diyor ki gene S bundan C bundan oluşacak ama ortamda zaten şundan 0.01 moler var. Çünkü gümüş nitratı çözmüşüm. Buradaki ortak iyonumuz bu defa klor değil gümüş. Dolayısıyla bunu hesaba katmam lazım. Şimdi KÇH değeri o zaman hesaplarken nasıl hesaplanacak? S artı 0.01 bu defa çarpı S'ye eşit olacak. Ve bu gene e, sıcaklık değişmediğine göre burada bu hesapladığım KÇH değerine yani çözünürlük çarpımı değerine eşit olacak. 10 üzeri eksi olmuş. Gene aynı şekilde şu S'yi ihmal edebilirim her zaman de ediyor olacağım. Çünkü 0.01'in yanında oldukça küçük bir sayı. Az önce 10 üzeri eksi 9 bulmuştuk dikkatiniz çekerse. Yani 0.1'in yanında çok çok küçük bir sayı olduğu için tabii ki ihmal etmemde herhangi bir sıkıntı yok. Burada da aynı şeyi yapacağız. Dolayısıyla S değerine gelecek şimdi şu 0.01 karşıya bölü olarak attığımız zaman 10 üzeri eksi 8 gibi bir derişime ulaşacağız. Dolayısıyla gene ihmal etmemizde bir sakınca olmadığını görüyoruz. Ve şuna da dikkatinizi çekelim arkadaşlar. E, saf suyun içerisindeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5'miş. Ben bunu 0.1 molarlık bir gümüş klorür, şey, sodyum klorür de çözdüğüm zaman 10 üzeri eksi 9'a düşmüş. Yani 10 binde birine düşmüş çözünürlük değerim oldukça e, olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Çözünürlüğü ortak yön etkisinin. Bu ifademizde 10 üzeri eksi 8 bulduğumuz için doğrudur. Dolayısıyla cevabımız da E seçeneğinde yer alıyordur. 3 ifade de doğru olduğu için. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar ortak yön etkisinde. Burada yoktu belki ama e, eğer tuz mesela AGCL değil de e, bizim için ne verebilir? CUCL2 gibi bir tuz olsaydı. Buradaki ortak iyon etkisinde tabii ki bakır ve klor iyonlarının işin içerisine girmesi çözünürlüğün düşmesine sebep olacaktı Ama klor iyonlarının kat sayısı 2 olduğu için onun etkisi bakır iyonlarına göre çok daha fazla olacak. Yani ortamda klorun bulunması bunun çözünürlüğünü çok daha fazla düşmesine sebep olacak. Zıpladık bir diğer sorumuza benzer bir nitelikte bir soru karşımıza gelecek. Bakır hidroksit katısı suda çok az çözünen bir tuzmuş. Buna göre aynı sıcaklıktaki aşağıdaki maddelerden hangisinde bakır hidroksit katısının çözünürlüğü en azdır diye soruyor. Şimdi burada ortak iyon etkisini bir kovalayacağız. En fazla ortak iyon hangisinde ise oradaki çözünürlük en düşük olacak. Şimdi şuraya bir bakalım. Ortak iyon olarak kim var elimizde? Bakır var ve 0.1 molar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan 0.1 molar bakır geldi ortak iyon olarak. Buradan ne geliyor peki? 0.1 molar NaOH olduğuna göre 0.1 molar OH iyonu geldi işin içerisine ortak iyonu olarak. Burada ne geldi peki? 0.1 molar kalsiyum hidroksit var. 0.1 çarpı şuradaki 2'yi dikkatinizi çekelim hemen. 0.2 molar OH geldiğini göreceğiz bu defa. Yani ortak iyon burada çok daha fazla oldu. 2 katı kadar fazla oldu dolayısıyla bu e, çözünürlüğü daha fazla düşmesine sebep olacak. Şuna dikkat HCl çözeltisi diyor arkadaşlar. 1 molar evet çözünürlük çok fazla, derişim çok fazla ama... E, hidroklorik asit çözeltisi ortak iyon yok. Hatta tam tersine şuradaki OH'larla nötralleşecek H iyonları geliyor. Dolayısıyla bir molar H iyonu demek aslında buradaki OH'larla nötralleşeceği için ben şöyle düşünebilirim. Elimde 1 molar OH varmış. Çünkü eklediğim her H artı OH'ları götüreceği için buradaki çözünürlüğün artmasına sebep olacak. Yani eğer OH iyonları varsa asitlik ortam çözünürlüğün artmasına sebep oluyor. Ortak iyonu tam tersi bir etki yarattığı için. E, Saf suda zaten herhangi bir ortak iyon etkisi olmadığı için çözünürlük oldukça fazla olacak. Tabi diğerleriyle kıyasladığımız zaman. Dolayısıyla buradaki en düşük çözünürlük kimde olacak? En fazla ortaki iyon etkisi kimde? Burada. O yüzden C seçeneğinde olacak. Hatta biz buradaki etkileri kıyaslayacak olursak, en fazladan en düşüğe doğru gidecek olursak mesela ne diyeceğiz? D seçeneğinde çözünürlük en fazla. Çünkü tam nötralleştirecek bir etki var. Buradaki OH'nü nötralleştirdiği için oradaki çözünürlük değeri tam tersi artıyor olacak. Sonrasında ortak iyonlara bakıyoruz. Bunda bunların üçünde de ortak iyon olduğu için daha doğrusu E şey olmayacak. E çözünürlük değeri düşmüş olacak. Saf suda e, o yüzden ikinci sırada gelen kısmımız olacak. E, bunların üçünü kıyasladığımız zaman şunun en düşük olduğunu zaten bulmuştuk. En fazla ortak iyon burada. Bu ikisini kıyaslayacağımız zaman şimdi burada ortak iyonların derişimleri birbirine eşit ama Bakır'ın ortak yön etkisi var. Burada da OH'ın ortak yön etkisi var. Şuradaki OH'ın kat sayısından ötürü bu OH'ın varlığı çözünürlüğün daha da fazla düşmesine sebep olacak. O yüzden A seçeneği 3. sırada gelecek. Ardından tabii ki B seçeneği gelecek. En düşük de C seçeneğindeki çözeltinin içerisinde oluşacak çözünürlük değeri yer alacak arkadaşlar. E, tamamen ortaki yoğunun türü ve miktarıyla daha doğrusu derişimiyle alakalandıracağız biz bunu. Bu şekilde ortaki iyon etkisini de tamamlamış oluyoruz. Lütfen eksiklerinizi iyice tespit edin arkadaşlar. Bir an önce kapatalım eksiklerimizi ve hızla yolumuza devam edip sınavda da şovumuzu yapalım. O zaman bir önceki sorum videomuzun ödüllü sorusunu çözelim. Sonra da bu videomuzunkine geçeriz. Tuzlardan hangilerini 25 santigrat derecede pH değeri 6 olabilir diyor. 6 olmak ne demek oluyor arkadaşlar? pH'in 7 olması nötralde 25 santigrat dereceden bahsettiği için. 6 olması yani 7'den küçük olması ortamın asit olduğunu, 7'den büyük olması da baz olduğunu gösteriyor. Aslında bize ne diyordu peki? Buradaki çözeltilerden hangisinin asidik olup hangisinin olmadığını soruyor. Hangileri asidik olabilir diye soruyor daha doğrusu. Şimdi K2SO4 biz hangi asit ve bazlardan oluştuğuna bakmamız gerekiyor. KOH bazı ve H2SO4'ten oluşuyormuş kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir baz. Dolayısıyla bunun pH'ının 7'ye eşit olmasını bekleriz 25 santigrat derecede. Çünkü ikisi de kuvvetli ise nötral bir tuz elde edeceğimizi söylemiştik. Kafeye geldiğimiz zaman bu defa KOH ile flor kimden gelecek? HF'den gelecek. Şimdi bak KOH bazik, kuvvetli bir baz. HF ise zayıf bir asittir. Dolayısıyla bu durumda ne olacak? pH değerimiz kuvvetli baz, zayıf asit olduğuna göre 7'den büyük olmasını bekliyoruz. Çünkü ortamı bazik yapacaktı. Ama nh 4 2 SO4'ye. Şimdi NH4 kimden gelecek? NH3'ten gelecek. SO4 kimden gelecek? H2SO4'ten gelecek. Bu defa H2SO4 Kuvvetli bir asit, NH3 zayıf bir baz. Dolayısıyla ortamı asidik yapacaktır. Ortamın asidik olması da pH'in 7'den küçük olması demek oluyor. 6 da 7'den küçük bir sayı olduğuna göre sadece 3. öncülümüzde biz bu durumu görüyoruz. Yani yalnız 3'te biz ortamın pH'inin 6 olma ihtimalini değerlendirebiliriz. Tabii 25 santigrat dereceden bahsediyorsak. O zaman bunu da tamamladığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere ve tabii ki sağlıklı günlerde görüşelim arkadaşlar.